Hocam şimdi özellikle biliyorsunuz ikinci pandemide ikinci tedbirlere geçmiş bulunuyoruz artık. Yeterli olup olmadığı konuşuluyor. Kısmi olarak tedbirler artılıyor. Şöyle Türkiye'nin genel bir havasına baktığımızda nasıl değerlendiriyorsunuz alınan önlemleri? Ne durumdayız COVID-19 mücadelesinde? Şimdi aslında alınan tedbirler tabii ki ekonomiyi gözeterek alınmış tedbirler. Ve ne yazık ki devlet sorumluluğunu yerine getirmekten kaçınıyor. Çünkü tedbirin anlamlı olabilmesi için tam bir kapanmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Özellikle de zorunlu üretim dışında üretimi durdurmak, dolayısıyla fabrikalar gibi, atölyeler gibi insanların toplu halde bulunduğu alanların kapalı olmasını sağlamak mutlaka gerekli. Bunun dışında gene toplu hareketliliğin yoğun olduğu AVM'ler gibi ortamların kapanması gene önem taşıyor. Çünkü burada da özellikle de merkezi havalandırma sistemleriyle kapalı bir ortamda büyük risk oluşturuyor insanların. Özellikle de testin yaygın yapılmadığı koşullarda bu AVM'lerde bulunmasının. Çünkü HES kodu bakılacak deniyor. Ama yaygın bir test politikası uygulanmadığı için kimin gerçekten pozitif olduğu ve taşıyıcı olup bulaştırabileceği konusunda gerçekçi bir veriye sahip olamıyoruz ne yazık ki. O nedenle de hani HES kodu da bu anlamda geçerli olmayacaktır. Şöyle, hepimizin bir HES kodu var ve süresiz HES kodlarımız var. Ama kendimden örnek vereyim. Gün aşırı yolculuk yapıyorum. Ben uçağa biniyorum, insanlarla temas ediyorum ve bu koşullarda bu virüsü pekala almış olabilirim. Herhangi bir belirtim olmadan da hani benim bağışıklık sistemim gereği ben bu virüsü taşıyor ve başkalarına bulaştırıyor olabilirim. Bunun bilinme olanağı yok. Ya ben düzenli olarak test yaptıracağım bu koşullarda risk grubunda olduğum için ve insanlara bulaştırma riski de taşıdığım için ya da insanlara bulaştırmaya devam edeceğim bu test yapılmadığı sürece. Biliyoruz ki hani böyle yaygın bir test uygulaması söz konusu değil ve HES kodlarıyla insanlar aslında bulaştırıcı olmasına rağmen dolaşıyor ve bulaştırıyor olabilir. O nedenle bu kapanmanın sağlanması gerekiyor öncelikle. Tabii testi yaygınlaştırarak da görece daha yaygın bir biçimde durumu anlayıp ona göre aşamalı bir biçimde açılmayı sağlamak gerekiyor ama bunlar yapılmadı. Hocam şimdi bilim kurulu üyeleri şöyle açıklamalar yaptı. Tam kapanma sonrasında insanların yeniden daha hızlı, daha yoğun bir şekilde sokağa çıkma süreçlerini gördük biz daha önce dedi. 4 günlük hafta sonu hatırlayacaksınız kapanmalar olmuştu. Bunun sonrasında işte daha yoğun bir etkileşim söz konusuydu. O nedenle bu durumu çok desteklemeyen açıklamalar yaptılar. Buna nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi zaten biz Türk Tabipleri Birliği, diğer sağlık emek meslek örgütleriyle beraber bir önlemler dizisi açıkladığımızda bir sokağa çıkma yasağı tanımlamadık. Kapanma derken toplu bulunan alanların kapanması, zorunlu üretim dışında üretimin durması, toplu yerlerde bulunulmamasını söyledik. Ama bireysel fiziksel aktivitenin de mutlaka daha arttırılması gerektiğine de vurgu yaptık. Neden? Çünkü biliyoruz ki obezite en büyük risk faktörlerinden birisi bu salgında. Bu salgınla karşılaşan insanların hastalığı geçirme ağırlığını arttırıyor. O nedenle fiziksel aktivite artmalı. Yani bir sokağa çıkma yasağı değil, tam tersine. Evet insanlar sokağa çıkmalı ama fiziksel mesafeyi koruyarak fiziksel aktivitelerini yapabilecekleri ortamlar olmalı. Yani geniş açık alanlar, parklar olmalı hayatımızda. Ama biliyoruz ki özellikle büyük kentlerde ne yazık ki neredeyse hiç park kalmamış durumda. İnsanların bu fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebileceği
alan sayısı son derece sınırlı. O nedenle yerel yönetimlerden de bu taleplerde bulunun ve olabildiğince toplu taşımalardan uzak durun, toplu alanlardan uzak durun ama yaşadığınız yerlerde yakın mesafede fiziksel egzersizlerinizi yapabileceğiniz, açık havada yapabileceğiniz ortamlar olsun dedik. Yani eve kapanmayını da söyledik. Çünkü eve kapandığında insanlar doğal olarak sokağa çıkma yasağı biter bitmez kendilerini sokağa atma ihtiyacı duyuyorlar. Bundan daha doğal bir durum olamaz. Hele ki şöyle düşünelim, bu salgının sınıfsal özelliğini göz ardı etmediğimizde kalabalık evlerde yaşayan emekçilerin özellikle kalabalık evlerde yoğun yaşadıkları koşullarda dışarıda nefes alabilecekleri bir ortamın olması çok kıymetli hale geliyor. Ve dolayısıyla böyle ortamlara ihtiyaçları var. Eve kapatmak değil, evden çıkartmak ama uygun koşullarda toplu taşıma olmadan yakın mesafede yürüyüş yapabilecekleri, açık havada zaman geçirebilecekleri, fiziksel mesafelerini koruyabilecekleri alanlara ihtiyaç var. Şimdi hocam bazı iller açıldı son zamanlarda. İşte Ankara'dan sonra İstanbul'u konuşmaya başladık. Hem böyle sağlıkçılar açısından değerlendirecek olursanız hem de İstanbul'daki genel duruma baktığımızda neler söyleyebilirsiniz? Nedir durum şu anda? Şöyle, tabii sadece Ankara İstanbul'da değil. Aslında yalnızca büyük kentler de değil. Küçük ölçekli kentlerde de durumun hızla ilerlediğini görüyoruz. Özellikle de sanayi yoğun kentlere baktığımızda, sanayi yoğun kentlerde, fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde, bu fabrikalarda çalışanların, emekçilerin yoğun yaşadığı bölgelerde salgın çok daha hızlı ilerliyor. Ve hastanelerin yetersizliği de görünür hale gelmiş durumda. Yoğun bakım sayısı yeterli olmadığı için, yoğun bakım doluluk oranları çok arttığı için ne yazık ki acillerin içine yoğun bakım geçici yoğun bakım birimleri yapmaya çalışıyor. Ne yazık ki böyle bir durumda kalıyorlar sağlık çalışanları, sağlık yöneticileri. Oysa bunlar uygun ortamlar da değil, yalnızca ortam da değil. Çalışan sayısı yeterli olmadığı için iş yükü çok artıyor. Siz yeni yoğun bakım yatağı oluşturabilirsiniz. Belki bunun donanımını da olabildiğince niteliklere uygun, kurallara uygun yapabilirsiniz. Ama orada çalışacak hemşire sayısı, orada çalışacak hekim sayısı, acil tıp teknikeri sayısı yani tüm sağlık çalışanları sayısı yeterli olmadığında onların yükünü arttırdığınız için bu kez sağlık çalışanları daha da yetmez hale geliyor. Çünkü hastalanıyorlar ve çalışamaz durumda oluyorlar. O nedenle bunu akılcı planlamak gerekiyor. Bir de salgını ikinci basamakta hastanede karşılamak yerine tam bir kapanmayla uygun koşullarda yaygın tarama ve testlerle kaynağa ulaşan koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendiren bir sistem çok daha anlamlı olacak. Tabii bunun olabilmesi için de bölgesel tabanlı bir birinci basamağa ihtiyaç var. Ve ekip çalışmasına ihtiyaç var. Biliyoruz ki birinci basamak özelleştirildi ve ekipler ortadan kalktı. Artık ekip çalışması yürütebilme olanağı son derece sınırlı aile hekimliği sisteminde. Ve insanlar zor koşullarda, sahaya hakim olamadıkları koşullarda sahadan veri toplamaya çalışıyorlar. Filyasyon ekipleri yetemez duruma geldi ve onlar da gerçek bir ekip çalışması yürütemiyor. Filyasyon ekibi görevlendirmelerinde alanla hiç ilgisi olmayan, sağlık çalışanı dahi olmayan insanların görevlendirilebildiğini görüyoruz filyasyon ekiplerinde. Ve sağlıkla ilgili sorularına insanların yanıt bulamadıkları koşullarda kaygıları da artıyor. Ve taramalar da verimli olmaktan çıkıyor ne yazık ki. Az önce Türk Tabipler Birliği ile Türkiye'de alınan önlemleri konuştuk ama özellikle günlerdir yoğun bakımlarla ilgili de açıklamalar yapıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı %71.3 olarak açıkladı. Bunun yansıması nasıl oluyor hastanelerde? Nasıl bir durum var şu anda?
Doluluk oranları açısından tam dolu olduğumuzu söyleyebilirim. Biz tabii kendi branşımız gereği yoğun bakımlar genellikle kapalı ortamlar. Aynı branştan kişilerle gerek il içinde gerekse Türkiye çapında birçok meslektaşımızla çeşitli iletişim grupları üzerinden irtibat halindeyiz. Herkes de hemen hemen durum aynı. Yani %100 dolu değilim diyen yoğun bakımcı arkadaşımız şu anda yok. Peki %70 normal olarak karşılanıyordu aslında ilk açıklamalarda ama siz şimdi %100 rakamını veriyorsunuz. Onu biraz detaylandırır mısınız? Nasıl bir tablo var? Elbette. Şimdi şöyle şundan kaynaklanıyor sanıyorum. Biz şeffaf olarak bu rakamın nasıl hesaplandığını bilmememizden kaynaklanıyor. Şunu açıklayayım. Şimdi yoğun bakımlar Türkiye'de 3 ayrı kategoride hastalığın şiddetine göre. Yani kişinin sağlık durumuna ve hastalığının şiddetine göre 3 ayrı kategoride yoğun bakım var. Bir de yaş gruplarına göre yine erişkin, çocuk ve yeni doğan grupları var. Bir de tabii şu an COVID yoğun bakımlar, bir de COVID olmayan yoğun bakımlar var. Bu hesaplamalar yapılırken bu kategorilerden hesaba yüzde kaç oranında nasıl dahil edildiğini ben bilmediğim için o %71 rakamının nasıl olduğunu bilemiyorum. Ben ama çok rahatlıkla, çok net olarak şunu söyleyebilirim. Erişkin, COVID yoğun bakımları %100 dolu. O zaman şu anda COVID hastasının herhangi bir hastanede yoğun bakıma ulaşması giderek zorlaşıyor mu, artık zor mu ya da ne durumda bu? Aşırı zor. Mesela şu anda bizim hastanemizde yoğun bakıma kabul edemediğimiz ve acil serviste veya çeşitli alanlarda hastanenin çeşitli servislerinde bekleyen hastalar var. COVID yoğun bakım yatağı boşalır boşalmaz hemen doluyor çünkü sırada sürekli bekleyen hastalar var. Peki İstanbul özelinde biliyorsunuz vakaların en yoğun yaşandığı illerden biri İstanbul, Türkiye genelinde. İstanbul özelinde baktığımızda hastanelerde durum ne yoğun bakım servislerinde? Yine aynı mı? İstanbul öteden beri COVID'i en yoğun yaşayan ilimiz. Bir ara Ankara öne geçmişti ama İstanbul tüm süre yani başlangıçtan bugüne kadar yaklaşık 10 ayda sürekli yoğunluk açısından en yoğun ilimiz olduğundan orada da tablonun aynı olduğunu biliyorum. Çünkü İstanbul'daki yoğun bakımcı arkadaşlarla da çok sık görüşüyoruz, haberleşiyoruz. Ne gibi şikayetler var? Giderek yoğun bakımların üzerine, aslında tüm sağlık sisteminin üzerine ama özellikle yoğun bakımlara çok aşırı yük biniyor. Neden yük biniyor? Çünkü yatak kapasiteleri arttırılıyor ama yoğun bakımlarda çalışacak tecrübeli hekim, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin sayısı arttırılamıyor. Bu da kolay bir şey değil. Çünkü yoğun bakım hastasına bakmak ciddi bir bilgi, beceri ve tecrübe isteyen bir şey. Hemen yoğun bakım yatağı açtığınızda orada hastanenizdeki çeşitli kişileri görevlendirerek yoğun bakımda bakın hastaları diyemezsiniz. Yoğun bakım hastasının bakımı çok özel, çok zor. Hastanelerde tedavi edilen en ağır ve komplike hasta grubu. Bu nedenle evet kapasite arttırılabilir ama bu nitelik getirmiyor yanında. Nicelik olarak sayısal bir artış getiriyor. Yanında aynı kaliteyi sürdüremiyoruz. Bunun diğer önemli bir sebebi de sağlık çalışanlarına bulaşta giderek hızla artıyor. Dolayısıyla biz COVID öncesi dönemle karşılaştırdığımızda daha çok hastaya daha az tecrübeli sağlık çalışanlarıyla bakmak durumundayız şu anda.
Sağlık çalışanlarını aslında yaklaşık 10 aydır çokça dile getirmeye çalışıyoruz. Onların yoğun temposunu ama yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personelinin durumunu kısmen anlattınız ama ne durumdalar şu anda? Yani işte yetersiz diyorsunuz ama onların sağlığı, onların psikolojileri, çalışma tempoları nasıl gidiyor? Psikolojileri gerçekten iyi değil. Çünkü giderek artan bir iş yüküyle karşı karşıyalar. Artı süre giderek uzuyor. Bu sürenin daha ne kadar uzayacağı konusunda tedirginler. Diyelim 10 aydır COVID hastasına bakan ve kendini koruyan bir sağlık çalışanı daha ne kadar süre bunu başarabileceğinden emin değil. Çünkü ilkbahar aylarına, yaz aylarına göre çok yoğun bir artış var. Artı biz salgının ilk döneminde, ilk yarısında diyelim şu ana kadar olan bölümde daha hafif hastalar, yaşlı popülasyonu, yaşlı kimseleri etkileyen nispeten daha hafif hastalarla karşı karşıyaydık. Fakat şimdi genç erişkinlere de yani 65 yaşın altındaki genç erişkinlere de çok hızlı bulaşıyor ve ağır seyrediyor. Dolayısıyla sağlık çalışanı da yaş grubu olarak bu yaş grubu olduğu için yani genç erişkin yaş grubunda olduğu için kendi yaş grubundaki insanları salgının ilk yarısında hasta olduğunu nadiren görürken ve onların hasta olsalar da atlatabildiğini görürken şimdi kendi baktığı, kendi yaşındaki insanların çok ağır geçirdiğini ve kaybedildiğini gördükçe bu tabii büyük bir korku ve stres yüklüyor çalışanlara ve ne zaman bitecek? Bir de şu var, kaynaklarımız hızla tüketiliyor tabii. Kişisel koruyucu ekipman çok önemli burada. En başından beri dile getiriyorsunuz bunu zaten. Evet. Evet. Bu hızda devam ederse her şey ki artma eğiliminde de yani bırakın hani yatak veya diğer cihaz yetmezliğini, kişisel koruyucu ekipman yetersizliği ortaya çıkması muhtemel. O zaman kişisel koruyucu ekipmanı yetersiz bir kişi, siz git COVID hastasına bak nasıl diyeceksiniz? O zaman hasta bakım kalitesi çok daha düşecek. Şu an zaten yani salgın ikinci yarısında ne yazık ki hasta bakım kalitesi salgın ilk yarısında düşük. Biraz önce bahsettiğim faktörlerden. Daha çok sayıda hastaya daha az tecrübeli sağlık personeline, daha az doktor, daha az hemşire, daha az yardım sağlık personeline bakıyoruz. Peki sağlık personeli alımlarıyla bunun da bir nebze önüne geçilebilir mi? Yük hafifletilebilir mi? Erken vadede geçilemez. Çünkü o kişileri hemen alıp COVID hastasına gerek kliniklerde gerekse yoğun bakımlarda baktıramazsınız. Onların ciddi bir eğitim periyodundan geçmeleri gerekir. Hem bu eğitimleri verecek şu an iş gücümüz yok. Çünkü o eğitimi verecek kişiler şu an hasta bakıyorlar. Hı hı. Hem de bir süre gerekir. Dolayısıyla yani şu an 100 bin kişi işe aldık desek, biz bunun etkilerini çok çok iyi bir planlamayla, ancak 3 ay sonra görebiliriz.